İyi akşamlar. Bugün ikinci videoyu çekiyorum. Bunun da konusu bu virüste neden korkmalıyız? Panik olmak değil elbette ama neden bu virüsü, bu hastalığı ciddiye almalıyız? Koronavirüsünden neden korkmalıyız? Bu virüs çok bulaştırıcı. En önemli sebebimiz bu. Solunum yoluyla bulaştığı için damlacık enfeksiyonu ya da yüzeylere dağılan virüslerin ele değmesi, elden yüze temasla bulaşabildiği için oldukça bulaştırıcılığı fazla. Bir önceki videoda 1-10 bin gibi virüs sayılarının bulaşmadığını, daha doğrusu bizim bağışıklık sistemimizin sadece bu virüs için geçerli değil, bütün virütik hastalıklarda, mikrobik hastalıklarda mücadele ettiğini, az sayıda virüsü temizlediğini söylemiştik. Bu anlamda bulaşmanın zor olduğunu, az miktarda virüsü bulaşmanın zor olduğunu söylemiştik. Ama bu videoda vurgulamaya çalıştığım şey, solunum yoluyla bulaşan virüsler, kolay bulaşan virüsler. Dolayısıyla bu virüste bulaştırıcılığı oldukça yüksek, çabuk yayılan, kolay bulaşan bir virüs. Enfektivitesi yüksek bir virüs. Yine ikinci sırada neden korkalım sorusunun ikinci sıradaki cevabı, virüsün daha önce bazı hayvanlarda hastalık yaparken mutasyon sonucu evrimleşerek insanlarda hastalık yapma yeteneğini kazandığı zaman 2019'un sonları olarak kabul ediliyor. Yani bu virüs insanlar için çok yeni. Dolayısıyla bu virüse karşı bağışıklık çok az miktarda henüz. Mart sonu itibariyle dünyada bu virüsle enfekte olmuş insan sayısı kayıtlara göre, verilere göre 10 binde bir civarında. Tabii bu kayıtlar konfirme vakalar. Yani test yapılmış, testle doğrulanmış vakalar. Ama biz biliyoruz ki her konfirme vaka karşılığında 10 civarında vaka da ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla bu sayıları ortalama 10'la çarpmak mümkün. Toplam hasta sayısını bunun 10 katı olduğunu varsayabiliriz. Dolayısıyla da bütün insanlığın, insan nüfusunun binde birinin enfekte olduğunu öngörebiliriz. Bu çok yanlış bir tahmin olmaz. Virüsün salgın yapıcı etkisinin azalması için bulaştırıcılığının diğer çoğu virütik hastalıkların bulaştırıcılığı oranlarına inmesi için hesaplanan gereken değer toplum ya da sürü bağışıklığı oranı diyelim oranındaki değer %50'den fazla. Yani toplumun %50'si bir şekilde bağışık olursa ki aşı olmadığına göre şu anda söz konusu olan bağışıklık sadece aktif bağışıklıktan bahsediyoruz. Hastalığı geçirmekle oluşan bağışıklık. Toplumun %50'sinden fazlası bu virüsü geçirirse bu virüsün yayılma hızı azalacaktır. Salgın da kendiliğinden sönümlenecektir demek. Şimdi bu %50 ile binde birlik oranı karşılaştırdığımız zaman hastalığın dünya açısından da ne kadar erken safhasında olduğumuzu görebiliriz. Yani en azından teorik olarak virüsün şu andaki toplam hasta sayısının 500 katına ulaşana kadar yayılma eğiliminde olacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla önümüzde çok uzun bir süre bu virüsle mücadele gerekliliği ortaya çıkar. Yine üçüncü bir neden saymak lazım virüsten korkmak için. Bu da hastalığın yeni olmasıyla ilintili bir sebep. Bildiğiniz gibi bu virüse karşı henüz etkin bir aşı ya da kesin etkili bir tedavi söz konusu değil. Bazı tedaviler elbette var. Destekleyici tedaviler, bazı ilaç tedavileri ve mekanik ventilatör tedavisi. Evet. Ama kesin etkili bir ilaç tedavisi, bir aşı henüz söz konusu değil. Aşı ilaç geliştirme çalışmalarının da ne kadar yavaş ve ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Yani bu çalışmaların sonuç vermesi de oldukça uzun bir zaman alacak. Bundan dolayı da biz bu hastalıkla daha uzun süre yeterli silahımız olmadan başa çıkmak zorunda kalacağız. Yani en iyi silahımız da bu virüsün bulaşını önlemeye yönelik önlemler olacak. Alınan önlemlerin çok uzun süreler daha devam edeceğini o zaman şimdiden kabul etmek durumundayız. Bunların bazıları aslında aylar değil yıllarca sürecek önlemler olacak. Hatta bazı davranış kalıpları bence sonsuza kadar değişecek. Bunlar insan kültürüne yerleşecek. Sonsuza kadar bazı kültürel değerlerimiz farklı olacak. Örneğin ben bizim torunlarımızın dedelerimizin, ninelerimiz ne kadar cesurmuş, daha doğrusu ne kadar bilinçsizmiş, mikroplardan hiç korkmadan
İyi tanımadıkları insanların ellerini sıkarlarmış, hatta öperlermiş, hatta birbirlerine yanaklarını sürterlermiş, bu ne biçim gelinekmiş diye güleceklerini, bizi böyle eleştireceklerini düşünebiliyorum. Bu hastalıktan korkmamız için ciddi sebeplerden bir tanesini daha sayalım. Bu sebep de daha çok Türkiye'ye özgü bir sebep, sigara içme oranı. Hele ki Türkiye'de sigara içme oranı erkeklerde kadınların iki katı civarında yüksek ve bütün dünya ülkelerine göre de yüksek oranlardan birisi. Biz bu virüsün erkekleri daha çok etkilediğini, öldürücülüğünün erkeklerde kadınlara göre en az iki kat fazla olduğunu da biliyoruz. Sigara içme oranı da erkeklerde çok daha yüksek, kadınlardan en az iki kat daha fazla. Yine mekanik ventilasyon ihtiyacı erkeklerde çok daha fazla olacak, akciğer rezervleri daha az olduğu için. Ve bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin oranı Türkiye'de erkeklerde kadınların iki katından çok daha fazla olacak diye düşünebiliriz. O zaman erkeklerin bu konuda daha dikkatli olması, bu hastalığı ciddiye alması, biraz daha korkması ve bulaşı önlemek için kişisel önlem almakta daha dikkatli olması gerekiyor diye söylemek lazım. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.